Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. İzlemekten keyif alacağınızı düşündüğüm bir video ile daha karşınızdayım. Bir önceki videomda sizlere Voyager uzay sondalarının nerede olduklarına dair güzel bir video paylaşmıştım. İzleyemeyenleriniz için linkini yukarıda tekrar paylaşıyorum. Başta Jüpiter ve Satürn olmak üzere Güneş sistemi hakkında veri toplamak için 1977 yılında NASA tarafından uzaya gönderilen Voyager uzay araçları bu görevlerinin yanı sıra oldukça ilginç bir göreve daha sahipti. Dünyanın seslerini uzaya taşımak. Dünya dışı akıllı yaşam formlarının veya gelecekteki insanların bulması niyetiyle dünyanın seslerini uzaya gönderme kararı alan NASA, bu amaç doğrultusunda Voyager altın plağı oluşturdu. Uzaylılara karşı bir selamlama niteliğinde olan Voyager altın plak, aralarında Türkçenin de bulunduğu birçok dilde mesajların yanı sıra rüzgar, gök gürültüsü, vahşi yaşam ve tren sesleri gibi dünyadaki yaşamı anlatan sesleri barındırıyordu. Ayrıca plağa 115 ayrı görüntü de eklenmişti. Görüntü koleksiyonunda sadece insanların değil, hayvanların, bitkilerin ve doğal manzaraların da bulunmasına dikkat edilmiştir. İnsanlığa ait görüntüler, kültürleri geniş kapsamlı bir şekilde resmetmektedir. Bu görüntüler, yemekleri, mimari eserleri, insan portrelerini ve insanların günlük yaşamlarını göstermektedir. Birçok fotoğrafa zaman, boyut ya da kütle ölçekleri eklenmiştir. Bazı görüntüler, kimyasal bileşiklerin gösterimini içermektedir. Görüntülerde kullanılan tüm ölçü birimleri, uzayın her köşesinde ve aynı tutarlılıkta bulunabilecek fiziksel niceliklerdir. Bu görseller o zamanın teknolojisi ile plağa ancak ses kaydı şeklinde eklenebilmiş ve bu görüntülerin nasıl görüntülenebileceği de plağın ön tarafında açıklanmıştır. Videonun buradan sonraki kısmını bu fotoğrafları içeren ses kayıtlarını yayınlayarak seslendirmeye devam edeceğim. Bu kayıtlar gerçek kayıtlardır. Plak, görevin azimli hedefleri gereği oldukça aceleyle hazırlandığı için plaktaki Türkçe cümleyi kaydedecek bir Türk bulunamamıştır. Onun yerine Türkçe bilen veya en azından Türkçeyi telaffuz edebilen Peter Ian Kunholm isimli ödüllü bir Cornell Üniversitesi arkeoloğu, "Sayın Türkçe bilen dostlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" sözlerini 1970'lerde kaydetti. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun. 1977 yılında gönderilen iki Voyager sondası ile uzaya Türkçemizle birlikte 55 ayrı dilde selam gönderdik. Bu tüm kültürleri kapsayamıyor. Ancak dünyanın %65'ini temsil ediyor. Ayrıca değişik kültürlerden ve dönemlerden müzikler, 55 dilde sesli dilek ve selamlamalar da plağa eklenmiştir. Plağın arka kısmında bu plağın nasıl dinlenebileceğini gösteren birkaç basit işaretli anlatım bulunuyor. Bu anlatıma göre plağın çalınmasını sağlayabilecek olan gramofonu yapacak olan gelişmiş bir medeniyet plağı dinleyebilecek ve bizleri tanıyabilecek. Plağın bulunduğu kutu uranyum izotopuyla kaplanmış halde gönderildi. Bu sayede plağı bulan uygarlık, izotopun yarılanma süresinden plağın yaşını anlayabilecek. Kaplamada uranyumun kullanılmış olmasının nedeni, kararlılık açısından en yüksek dereceye sahip olan elementin uranyum olması. Bu kadar detaylı bilginin bulunduğu bir plağın uzaya gönderilmiş olmasına karşı çıkan araştırmacılar ve astronomlar da var elbet. Eğer insanlığa karşı düşman tavırlar sergileyebilecek bir uygarlığa plağın ulaşması gerçekleşirse bu bilgileri bize karşı kullanabileceklerini düşünüyorlar. Farklı görüşlerde olsa dünyanın genel kanısı bu mesajları uzaya gönderme yönünde olduğu için bu plaklar Voyager 1 ve 2 ile uzaya fırlatılmıştır. Yaklaşık 40 yıldır yolculuk yapan bu plakların bir gün
dünya dışı bir varlığın ya da gelecekteki insanların eline geçip geçmeyeceği de bilinmez bir konudur. 1970'lerin teknolojisiyle hazırlanan bu eserler, bir önceki videomda bahsettiğim gibi şu anda bizden yaklaşık 21 milyar kilometre uzaklıktalar. Voyager 1'in yaklaşık olarak 40 bin yıl sonra ancak bir yıldızın 1,5 ışık yılı yakınından geçeceği varsayılıyor. O zamana kadar boşlukta sürüklenecek ve hiçbir gök cismiyle karşılaşmayacak. Yazının keşfedildiği tarihten günümüze yaklaşık olarak 5300 yıl geçtiğini düşündüğümüzde bu sondaların maruz kaldıkları boşlukta ne kadar uzun zaman kalacaklarını hayal etmek bizim için güçleşiyor. Bu sondaların bulundukları boşlukta dünya bile fark edilemeyecek kadar küçük kalırken 700 kiloluk bu insan yapımı araçların fark edilmesi imkansıza yakın olacaktır. En azından bizim teknolojimiz ve bu durum böyle. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ileri teknolojiye sahip gelişmiş dünya dışı varlıklar bu araçları bulduğunda ne olduğunu anlamaları için üzerindeki resimleri anlayabilmeleri gerekecek. Anlayabildiklerinde bir gramofon inşa etmeleri gerekecek. Ve bu gramofon uygun şartlarda çalıştığında ancak sesimizi duyup resimlerimizi görebilecekler. Bu bilgilere ulaşan canlıların iyi niyetli ve barışçıl olduğunu varsaymamız gerekiyor. Çünkü bu teknolojideki canlılarla mücadele edecek teknolojimiz ne yazık ki henüz bulunmuyor. Bütün bu olasılıkların pozitif olduğunu ve dünya dışı varlıkların her şeyi düzgün yaparak her şeyi çözdüğünü düşündüğümüz bir senaryoda bizim hala bu gezegende varlığımızı sürdürüyor olmamız da yine şans eseri olacaktır. Öyle ya da böyle burada yaşadığımızı evrene ispatlayan bu küçük araçlar belki gerçek görevlerini bir gün tamamlayacak, ancak bundan haberdar olabilir miyiz? İşte en büyük bilinmez de bu.
Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak ve videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.